Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, Galatasaray, yani kampla alakalı mı bilmiyorum ama belki de uzun bir zamandır maç yapmamanın verdiği de bir handikap. maç ritminden uzak, bölüm bölüm böyle parlamaları sahaya yansıtan ama oyunun genelinde idare eden bir performansla kazandı <laughs> bence. Dünkü maçı bittikten sonra şöyle bir e, izlenim edindim kendi adıma. Eğer Galatasaray bir gol yese idi atar mıydı? Bir yanıt verirdi havası vardı. Yani e, bittiği, bittiği kadar mı mücadele etti diye. Aynen öyle diyebiliriz. Aynen öyle diyebiliriz. Taraftar türbünde çok tedirgindi. Son bölümde iyi Galatasaraylı yedi. olduğunu çok iyi bildiğimiz Levent de, sevgili Levent Düzemen de, Bülent de zaten o modu yakalamışlar. Belli ki maçtalarmış modu yakalamışlar ve o mod üzerinden değerlendirmeler yapmışlar. Bence Galatasaray taraftarı da biraz tedirgindi. Son 10 dakika uzatma da dahil buna. Son 12-13 dakika Galatasaray'ın oyunu yavaşlatmak, oyunu durdurmak gibi oyuncularının zaman zaman uygulamaları dahi oldu. Biz bunu hiç Galatasaray bugüne kadar görmemiştik. Hele İç Sağ'da? Hiç görmemiştik. Yani Tempo yapardı, o dakikalarda bile tempo yapardı. Peki i̇şte sen... e, çok affedersin. E, oyunu yavaşlattığı için kart bile gördü Galatasaray. Yani bir sıfırı korumak gibi bir son 15 dakikada görüntüsü de vardı Galatasaray'ın. İç sahada Galatasaray'ın hiç görmeye alışkın olmadığımız bir başlangıcıydı. Evet yine planladığı gibi golü erken buldu bir duran toplar ama sonrasında bir anda vites düştü. Yani ikinci viteste kaldı Galatasaray. Bunu neye bağlıyorsun? Maç ritminden <laughs> uzaklaşmasına mı bağlıyorsun? Yoksa artık Süper Lig'de hatanın kabul görmeyecek kritik haftalara girildiği için oyundan çok skoru tutmak mı önemli? Hayır hayır. Skoru tutmak elbette önemli. Skoru tutmak benim felsefemde ligin birinci haftasından ligin son haftasına kadar devam eder. Ya yani bunun son, son, son haftalara girmeye ben gerek diyorsun. Ben son üç oyun üzerinden yürüyorum. Bence dünü ya kendi açımdan şöyle okuyorum ben. Galatasaray'ın antrenman oyuncuları, hatırla bunu buradan anlatmıştık geçen. Antrenman oyuncuları, antrenmandaki yıldızları sahaya maça, resmi maça çıktıklarında e, performansları çok aşağı gidiyor. Yani kamptan gelen haberler için. De içinde. üzerinde söyle ben söylemiştim de. Bazı oyuncular vardır, antrenman oyuncularıdır. Antrenmanda hat hatta e, uçuk kaçık örnek verip demiştim ki kendi korneline kafa atar demiştim. Ant öyle antrenman yaparlar. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Erden Timur, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilime dair yeni bir gelişme yaşandı. Foto maçın haberine göre Galatasaray başkan vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaretle ilgili suç duyurusunda bulunacak. Haberde Galatasaray üyesi avukatların da başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi. Okan Buruk iki yıldızın üstünü çizdi. Galatasaray'da Hatay Spor galibiyeti yüzleri güldürdü ama ortaya konulan futbol endişe yarattı. Rams Park'taki mücadeleyi Tek golle geçen Aslan'da sergilenen kötü oyun ise milli araya bağlandı. Hatay spor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Zaha ve Ziyeç'e olumsuz not verildi. Okan Buruk ve ekibi tarafından Hatay spor maçında istenen performansın sergilenmemesinin en önemli sebebi olarak milli arada ritmin kaybolması gösterildi. Galatasaray daha önce de milli aralardan sonraki dönüşlerde sıkıntı yaşamıştı. Jimbom'da yine de bu olumsuz tabloya rağmen alınan galibiyet son derece değerli bulundu. Kasımpaşa maçında sonradan giren ve iyi oynayan Zaha ve Ziyeç, önceki akşam 11'de başladıkları Hatay Spor karşısında ise varlık gösteremedi. Teknik kadronun Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'e dönüş yapacağı öğrenildi. Zaha ve Ziyeç'in oyuna sonradan girerek etkili olmalarının hedefleneceği belirtildi. Ali Koç konuşuyor Galatasaray motive oluyor. Galatasaray şampiyonluk yolunda Hatay engelini de aştı. Ancak bu maçın kendi içinde sarı kırmızılı camia adına özel tarafları da vardı. Öncelikli olarak Cimbom bu sezon tek yenilgi aldığı rakibi Hatay'dan rövanşı aldı. Milli ara sonrası serisine devam eden Cimbom'da asıl altı çizilmesi gereken konu Mauro Icardi'nin sevincindeydi. Arjantinli oyuncu klasik sevincinin aksine uyku göndermesi yaparak İyi geceler dedi ama asıl mesaj Fenerbahçe Başkanı Ali Koçay'dı. İkardi eylemini söyleme de dökerek kendi emeklerine haksızlık yapıldığını vurguladı. Bu olay gösterdi ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Erden Timur başta olmak üzere sarı kırmızılılara yönelik sözleri takım üzerinde de ekstra motivasyona sebep oldu. Hele ki bu tarz konulara girmeyen Icardi'nin bile tepkisini dillendirmesi oyuncular üzerindeki konsantrasyonu daha da artırdığının göstergesiydi. Ayrıca Koç'un sözlerin Okan Buruk'un motivasyon işini kolaylaştırdığı da bir gerçek. Türkiye gazetesinde yer alan iddiaya göre Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un Hatay maçı öncesi takıma yaptığı konuşma, rakip takımın başkanı kendi taraftarlarını uyutmak için herkesi tehdit ediyor. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Çıkacağız, oynayacağız ve kazanacağız. Galatasaray'da hedef yeniden Wilfred Endidi. Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray, orta saha takviyesi için dört koldan saldırıyor. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Sarı Kırmızılılar önemli isimlerin peşinde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Championship ekibi Leicester City formasını terleten orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi de transfer gündemine aldı. İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kozunu kullanarak transferi tamamlamayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha bu sezon İngiliz ekibinin forması altında 29 karşılaşmada görev alırken takımı adına 4 gol 6 asiste imza attı. Galatasaray'dan Süper Kupa için talep Varakem'i de yabancı olsun. 7 Nisan'da Fenerbahçe ile oynanması planlanan Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray TFF'ye sürpriz bir talepte bulundu. Türkiye gazetesinin haberine göre 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteği daha var. O da var hakemlerinin de yabancı olması ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesi karşılaşmanın uygun bir tarihe alınması ve yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunan Fenerbahçe, TFF'ye resmi başvuruda bulunmuş ancak TFF 7 Nisan tarihinin iki kulüp tarafından ortak belirlendiği gerekçesiyle Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti. Galatasaray'da Derik Kön herkesi rahatlattı. Galatasaray'da devre arasında Hanover'den transfer edilen Derik Kön kalitesini göstermeye devam ediyor. Gana asıllı Alman oyuncu Hatay Spor karşısında da güzel bir performans ortaya koydu. Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı. 5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Teknik ekip Yıldız isimden başarılı performansını devam ettirmesini bekliyor.